4 televizyonumuzun ortak yayında Sayın Bakanımız Faruk Çelik'le birlikteyiz. İlk bölümde çok önemli konulara Sayın Bakan dikkat çekti. Sizden gelen sorular var. Onu ara ara da iletmeye çalışacağım. Tabii bu arada Urfa dışından da çok izleniyoruz. Sayın Bakan'ın yıllarca çalışma bakanı olması hesabıyla da çok o yönde de sorular var. Son bölümde o soruları da toplu halde ileteceğim. Sayın Bakanım, reklama girmeden önce 462 milyar TL'nin Doğu ve Güneydoğu 105 milyarı bu son 13 yılda yapılan hizmetlere dikkat çeken önemli bir mesajınız vardı. Biraz bunu açalım isterseniz, hizmet açısına buradan girelim. Şimdi Ömer Bey, şunu söyleyelim, bakın birinci bölümle bağlantılı. Biz diyoruz ki bakın bu seçimde özellikle ben Urfa'ya geldikten sonra gördüm bu endişe ortamından dolayı ve bütün seçmenlere de onu söylüyorum. Mesele memleket meselesidir bakınız. Biz Çanakkale'de birlikte bu devleti kurduk. Birinci meclis çok rengarenk bir meclis. Türkiye'yi temsil eden bir meclistir bakınız. Bu şekilde bu devleti birlikte var eden süreç içerisinde bazı gerek dünyadaki konjonktürün yani batıda faşizmin yaygın olduğu 1950'lere kadar hemen Asya'da komünizmin yaygın olduğu bir süreçlerde bizde de tek partinin yaygın olduğu süreçlerde birçok aksamalar oldu. Yani 1920 ruhuna, Çanakkale ruhuna aykırı birçok şeyler yapıldı. AK Parti, özellikle AK Parti tüm 1920 ruhuna, 1923 kuruluş ruhuna ve Çanakkale'de birlikte ölen dedelerimizin ruhunu incitmeyecek şekilde birlik ve beraberlik projesini ortaya koyan bir partidir. Biz birlikte Türkiye'yi izliyoruz bakınız. Onun için ben buraya gelip görünce dedim ki mesele memleket meselesidir bakınız. Parti pırtı meselesi değil. Mesele memleket üzerinde ameliyat yapmak isteyen unsurlara karşı bir ve beraber olma meselesidir. Dayanışma meselesidir. Bu kadar açık söylüyorum yani. Çünkü çok net, yapılmak istenen Türkiye'de birliği sağlamaya çalışan ve bütün hakları halklara iade konusunda gayret gösteren Cumhurbaşkanı saf dışı bırakmaya çalışan anlayışlar, harici ve dahili anlayışlar ittifak etmiş durumda. Ve burada milletimizi saf zannediyorlar yani. Şanlıurfalı'yı bilmez zannediyorlar. Hayır efendim. Şanlıurfalı biliyor. Şanlıurfalı ayağa kalkacak. Güneşi buradan doğuracak. Güneydoğu'yu da aydınlatacak. Türkiye'de ışık saçacak. Ben inanıyorum yani. Çünkü Şanlıurfa Türkiye'nin sigorta ilidir. Bak açık söylüyorum. Sigortasıdır bakınız. Çok net söylüyorum. Ve inşallah 1 Kasım'da Şanlıurfa'dan Türkiye üzerine ameliyat yapmak isteyenler gerekli cevabı alacaklardır yani. El birliğiyle bunu vereceğiz. Onun için kapı kapı bütün teşkilat mensubu arkadaşlarımız, bütün Şanlıurfa'nın huzuruna gönül verenler, Türkiye'nin geleceğine gönül verenler, birlikte gidişimize gönül verenler hep birlikte üzerine düşen görevlerini yapıyorlar ve yapacaklar inancı içerisinde. İşte biz neden bu kadar net şeyler konuşuyorum. Şundan dolayı Türkiye'de 1920 ruhu Çanakkale ruhunda zedeleme derken bakın arada ekonomik olarak baktığınız zaman kalkınma hamleleri ne yazık ki belli bölgelere yerleştirilmiş. Uzun yıllar iktidarda olanlar kalkınma dediği zaman 8-10 ilin kalkınması anlamışlar. Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu birçok yerler gerçekten geri bırakılmış iller haline geldi. AK Parti bu alanda da yalnız maneviyat açısından değil bakınız. Manevi değerlerimizin yeniden ihyasıyla ilgili değil yalnız. Yalnız kültürel değerlerimizin ve kimlik değerlerimizin haklarımızın verilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda kalkınmayla ilgili de eşitliğin, adaletin sağlanması konusunda AK Parti çok ciddi adımlar attı. Zaten işte bu bahsettiğimiz olarak Doğu Güneydoğu'da da AK Parti'ye çok büyük bir teveccüh evet, var. Yani. İşte bu bahsettiğimiz tüm alanlardaki hakların yanında ekonomik anlamda bu bölgelerin ihmal edilmiş kalkınmışlığın giderilmesi konusunda da çok ciddi adımlar atıldı ve bu bölge kalkınmaya başladı. Ve bahsettiğiniz rakamlar 105 milyar 105 katrilyon liralık buraya yapılan yatırımlar buranın altyapısını yapılan teşviklerle ise buranın kalkınmasını hızlandıracak adımlardı.
Şimdi birileri niye rahatsız oluyor? Şimdi bu bölge kalkınırsa, Şanlıurfa'da biz şu anda Evren Sanayi'de 15 bin kişiye, diğer sanayide yaklaşık 15 bin kişiye iş veriyoruz, 30 bin kişi. Düşünün şimdi, ben Bursa'dan gelmiş bir insanım. Bursa'da 450-500 bin sanayide çalışan işçi var. Şanlıurfa'da 200 bin gencimiz sanayide çalışsa ve yapacağımız kanal, sulama tertibatlarıyla birlikte Şanlıurfa'da insanımız tarımda yoğun bir şekilde çalışsa, bu bereketli topraklarda herkes iş güç sahibi olsa, refah düzeyini yalnız belli bir kesim değil, bütün halkımızın refah düzeyi yükselse, kim burada teröre zemin bulabilecek? Belki de korku budur. Bu bölgeye yapılan bu yatırımların, bu bölgedeki refah düzeyini yükseltmesi, herkesin aşıyla işiyle meşgul olmaya başlıyor olması, belki de bazı unsurların ne oluyoruz, elimizden bölge kayıyor endişesi neticesinde yeniden eski adetlere, eski terör anlayışlarına dönüşünü gündeme getirdi. Her şeye rağmen bu bölgeye AK Parti iktidarlar döneminde çok ciddi planlı, programlı yatırımlar yapıldı. Hiç İzmir'de ne varsa size açık söylüyorum, Şanlıurfa'da da o var yani. Evet. Aynı yani şeyler burada yapılıyor. Tüm bunlarda eğitim çok önemli. Mesela 4 yılda 1 milyar TL, 1 katrilyon. 6.798 derslik yapıldı sizin dönemde. Evet. Şimdi eğitim işin başı Ömer Bey. Şimdi geldik 70-80 kişi sınıflar ortalama. Öyle sınıflar var ki sınıflarda Çıkırık Köyü'nde Siverek'te 105-110 çocuğumuz vardı. Şimdi biz Çıkırık Köyü'nde hemen okul yapıverdik. Ama Çıkırık Köyü'ndeki siz sınıf mevcudunu düşürmeniz, oraya bir okul yapmanız Şanlıurfa'nın eğitim sorunu çözüldü anlamına gelmiyor ki. Ne yapacaksınız o zaman? Değerli toplu bir şekilde okullaşmayı sağlayacaksınız. Şimdi muhalefetten benim izleme imkanım olmadı ama arkadaşlar söylüyorlar. Diyorlar ki ne yapıldı diyor, makyaj diyor, bazı işler filan diyor. Bunlar inanın Şanlıurfa'yı bilmiyorlar. Ben açıkça söylüyorum ya. Çıkırık'a gitmiş değiller bunlar. Ben şeyi merak ediyorum. Yani Karacadağ'a gitmiş değiller. Mesela 6.798 derslik bir katrilyon. Vallahi Bursa'yı merak ediyorum. 4 yılda Bursa'ya ne kadar artacak? Mümkün değil. Ya bu rakamı ulaştığına ben şahsen anlıyorum. Türkiye'de bakın size söylüyorum. Evet. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Yok böyle bir şey. Evet. Varsa birisi çıkarsın. Desin ki 4 yılda bir katrilyonluk eğitim kurumu yapıldı. Şehrimizde diye birisi çıksın söylesin. Yani son 2 yılda 320 okul yapıldı mesela. Son 2 yılda. 4 yılın tümü dediğiniz. Hı hı. Yani 320 okul 2 yılda bitirildi. Varsa Türkiye'de bir örneği çıkarsınlar. Şimdi sınıf mevcutlarımız 35-38'e indiyse Şanlıurfalı kardeşlerimizin çocukları, torunlarının sınıfları 35-38. Ve biz şeyden geliyoruz bir de. 60'lı öğrenci sınıf 60'lı. Tabii, ortalama 80, 58, evet. 58. Evet. Ve şimdi 38-35. Hatta mesela Ceylan Pınar'la bizi izliyorlarsa şu anda, bütün ilçelerde tekli eğitime geçtik. Bakın tekli eğitime geçtik. Bazı sınıfla 20 kişi. Bazılar 15 kişi. Bazılar 30 kişi. Yani ben ortalamasını söylüyorum. Çünkü ortalamayı yükselten ne biliyor musunuz? Şehir merkezinde okul yeri bulamadığımız için. Eğer şehir merkezinde okulla ilgili önümüzdeki dönem inşallah onları yapacağız. İstimlakları gerçekleştirelim. Şehir içinde de hızlı bir okullaşma yaparsak bu mevcut 25'e inebilir. Sınıf mevcutta 25'e indirebiliriz. Yani. Evet. Onun için buradaki ortalamanın yüksek olmasının altında yatan neden? Bazıları diyorlar ki efendim 50. 50 var. Bir okulun isminden dolayı, işte niteliğinden dolayı bir yığılma olabiliyor. Veya şehir merkezinde arsa bulunmakta zorlanıldığı için bir yüksek rakamda 50 civarında sınıflar var. Yoksa ortalamasının bunun 35-38 olduğunu söyleyebilirim. Böyle büyük bir yatırım gerçekleştirildi. Şanlıurfalılar hayırlı olsun. Biz arsa bulduk, para bulduk. Diğer iller arsa bulamadı ve parayı kullanamadılar. Biz arsayı bulduk, parayı da aldık, getirdik ve Şanlıurfa'da bu okul... Mesela ulaşımda yine 4 yılda sizin yani Urfa'da olduğunuz dönemde 1.4 katrilyon lira harcanmış, 4000 kilometre yol yapılmış. Şimdi efendim... yine var ya, yani talep var, soru var. Tabii, ama Urfa'nın %3'ünü de dikkate almak şimdi gerekiyor. Efendim Urfa büyük bir şey. Yani şimdi ben size soruyorum. Bozova, Yaylak,
muhalefeti yolu olsun mu olmasın mı Ömer Bey? Bir an için düşünelim. Kaç tane siyasetçi oraya gitti bilmiyorum da o yoldan. Bir eski yolunu hatırlayın. Bu Yaylak'tan Halfeti'ye giderken. Şimdi de bir yola bakınız bakalım nasıl oldu. Bir iki yerde ufak bir istimlak sorunu var. Ama yol tümden açılmış durumda. Geçen de gelen misafirlerimizi gönderdik. Halfeti'ye geziye gidiyorlar. 25 dakikaya gittik diyorlar ya. Şimdi böyle bir imkan bu çağda gerekmiyor mu? Yani bizim turistik merkez dediğimiz, herkesin görmek istediği Halfeti'ye giderken bu yolun yapılması doğru değil mi? Bu yolu yapmalıydık. Şimdi Soğumatar'a giderken, oradaki tarihi mekanlara ulaşırken o yol yapılmalı mı? Yapılmalı. Göbekli Tepe yolu yoktu efendim biz geldiğimizde. Toz toprağın içerisinde araba gitti. Hepimiz sağa sola kaçıyoruz ki o toz bulutu ne zaman geçecek diye. Ama şimdi o mekana rahatlıkla ulaşma imkanınız var. Bunun gibi ilçeleri hatırlayın, havaalanı yolumuzu hatırlayın, Siverek yollarımızı hatırlayın, hepsi duble, Akçakale yolumuzu hatırlayın. Hepsi duble yola dönüştü. Ayrıca illerle bağlantılarımız, Mardin'e bağlantımız, diğer illere tüm bağlantılarımız yani da gerçekleşti. 4000 kilometre demek, yani Urfa İstanbul'u 1000 kilometre yapsanız 4 Urfa İstanbul arası yol. Değil mi yani? Aynen öyle. Yani... Şimdi mesela Adıyaman'a bağlandık Nisibi Köprüsü'yle yani. Yani bu Türkiye'de konuşulan bir köprü olmadı mı bu asma köprü? Hani Cumhurbaşkanımız geldi, açtı. Efendim yapılmış. Nasıl yapıldığını gelin bize sorun. Konuşmak kolay. Halepli Bahçeşehir'e şimdi misafiriniz geldiği zaman gezdiriyorsunuz. Doğru mu? Helal hoş olsun. Gezdirin. 80 trilyon liraya yakın para harcandı. Eski rakamla söylüyorum. Ama Şanlıurfa'nın yüz akı bir merkez oldu. 300 dönüm içerisinde. Müthiş bir müze. 10 bin yılsı geriye götüren, oradan günümüze sizi taşıyan ve saatlerinizi orada misafirlerinize harcatabileceğiniz, birlikte geçirebileceğiniz ve buradan döndüğü zaman da yerli ve yabancı turist dillere destan anlatabileceğiniz bir mekan. Yani, bir yabancı gelip ben götürdüğüm zaman çok hemen götürüyorum oraya. Evet. Yani hakikaten bir Urfalı olarak ben iftihar duyuyorum. Yani tabii, o plato başlı başına bir olay. Yani çok büyük bir eser bence. Aynen öyle ve bana mesela çok heyecan veriyor. Ben bazen söylüyorum, diyorum ki Şanlıurfa'ya biz bunları heyecanla yaptık. Ki bütün samimiyetle söylüyorum. Benim tüylerim diken diken oluyor çünkü bu şehir bunları hak ediyor. Bu kadar tarihi geçmişi olan, ilk üniversitenin kurulduğu, medeniyetlerin beşikliği, medeniyetlere beşiklik yapmış olan bu şehirde hizmet etmek ibadet, açık söylüyorum. Ben o aşkta çalışıyorum yani. Arkadaşlarım o aşkla çalışıyorlar. Şimdi bu şekilde olaya siz bakmıyorsanız, siz olaya yüzeysel bakıyorsanız, bir milletvekili olalım efendim. Ne yapacaksın arkadaş? Milletvekili olmak, çok milletvekilleri gelip geçiyor. Mesele Şanlıurfa'nın dertlerini bilmek. Niye biz Halepli Bahçe'yi öne aldık? Burası tarih şehri diyoruz, doğru mu Ömer Bey? Evet. Turizm şehri diyor muyuz? Göbekli Tepe'ye götüreceksiniz, dönüp gidecek. Ay gel Halepli Bahçe'yi de gez. Bir anlamda Göbekli Tepe'yi de temsil ediyor. Yani Göbekli Tepe'nin açılımıdır Halepli Bahçe. Yani insanlar bir an için o Halepli Bahçe, o müzeyi diyelim bir iki yıl önce, üç yıl önceye bir düşünüp o günkü durumuna bakıp evet, bir de bugünkü durumuyla bir kıyaslaması gerekiyor. Evet. Hele bir de düşünün. Oradaki mağaralar boşaltıldı biliyorsunuz. Evet. Oralarda turizme açıldığını düşününüz. Çok muazzam bir cazibe merkezini Şanlıurfa kazanmış oldu ya. Mesela sağlıkta 4 yılda 540 milyon Şanlıurfa'ya yatırım yapılmış. Efendim Siverek Hastanesi bitti mi? Bitti, biraz anlatırız. 200 yataklı hastaneyi Siverek'te bitirdik. Viran şehirde 200 yataklı hastane bitti mi? Bitti. İkisinde de ağız diş sağlığı ünitesleri var. Hem Viran şehirde hem Siverek'te. Şimdi Hilvan'da şu anda hastanenin kabası bitmiş ince başlıyor. Bu noktada sayın bakalım. Mesela Hilvan, Birahşehir, Ceylanpınar. Diyelim mesela bu program hani vakitte kısıtlı evet, ya. Üç ilçeyi bir konuşalım efendim. Bizi yoğun bir şekilde izliyorlar. Mesela bir Hilvan'ı önce alalım. Üç ilçeyi konuşabiliriz evet, ama üç ilçeyi bir ön plana çıkaralım. İstersen Birahşehir'den başlayalım. Tamam buyurun. Birahşehir'den başlayalım. Buyurun. Ama şu sağlığı biteyim tamam, müsaade ederseniz. Tabii. Şimdi buralarda hastane, Hilvan'da şu anda hastane devam ediyor. Ömer Bey bu hafta Akçakale hastanesini açıyoruz. Bitti. Hizmete girdi. Halifeti Hastanesi bitti, 30 yataklı bir turistik otel gibi, 5 yıldızlı otel gibi oldu. Şimdi Suruç'ta hastanenin başladı, devam ediyor. Temellerden çıkıldı. Bilecik'te kabası bitti, ince işlerine geçiliyor. Şimdi merkezde
800 yataklı evi bir hastanesi bitti, çevre düzenlemeleri yapılıyor. Yanında da dev bir ağız diş sağlığı ünitesi var. 1700 yataklı hastanenin temelini attık bakınız. Ben tekrar buraya gelmeyeceğim. Yani dönem bitti diye 1700 yatak sözümüz vardı. Biliyorsunuz bu şehir hastaneleriyle ilgili büyük hukuki mücadeleler yaşandı. Dolayısıyla bunun temelinin sözünü verdim ben. Bu hastanenin sözünü verdim. Bunu atmalıyız diye çok çalışma bakanı olarak Sağlık Bakanlığı'nın adeta ensesinde boza pişirdik. Ve sağ olsun ihalesi oldu, müteahhiti belli oldu. Ve şimdi YPK kararında şu anda şu arada bile fırsat bulunca çıkarttıracağız. Ve 3 yıl içerisinde, yani bu dönem içerisinde 1700 yataklı hastane, 800 yataklı ev bir hastanesi, mevcut hastanelerimiz ve ilçelerin tümünde gerçekleşen hastanelerimizle inanın size söylüyorum 50 yıl Şanlıurfa'nın sağlık sorunu ortadan kalkmıştır. Nasıl eğitimde fiziki mekanları, okulları yapıp okulları sorun olmaktan çıkardıysak sağlık kuruluşlarıyla da inşallah önümüzdeki dönem içerisinde tümden Şanlıurfa rahatlamış olacak. Şimdi bundan geçişle Viranşehir'e bakacak olursak, şimdi neler yaptık Viranşehir'e? Şanlıurfa Viranşehir yolunu yaptık. Burası duble yol oldu. Bu yol yani tam görülüyor mu bilmiyorum. Evet. Tam görülüyor mu? Evet. Bu yol tabii şu anda işler vaziyette. Viranşehir Ceylan Pınar yolunu yaptık. Bu yolda şu anda malum kullanılıyor bu yolumuz. Dolayısıyla evet, görülüyor. Evet. Şimdi Viranşehir'e devlet hastanesi, az önce söyledim. Viranşehir'e devlet hastanesi yaptık. 200 yataklı bir hastane, diş ünitesi de yanında. Tabii Mehmet Akgürek Bey izliyorsa şimdi tabii çok mutlu oluyordur Viranşehir'de. Şimdi Viranşehir Çırçıp'tı. Mehmet Bey'in de çok emeği var. Oldu. Allah için. Var. Yani her sabah bir bürokratın, bir bakanlığın önünden telefon açmadığı günü hatırlamıyorum. İşte Sayın Bakan, buraya bir desteğe ihtiyaç var, buraya bir desteğe ihtiyaç var. Bu yatırımlarda büyük payı oldu. Viranşehir Çırçıp Deresi ıslah çalışması sona geliyor. %80'i bitti ve Çırçıp Deresi ıslah çalışması bu sene tamamlanıyor. Viranşehir'de 200 yataklı öğrenci yurdu, 6 adet öğrenci yurdu yapımını tamamladık. Viranşehir'de PTT hizmet binası yoktu. Hizmet binası yaptık. Viranşehir'de Eyüp'te bir sabır misafirhanesini yaptık. Şimdi neler yapıldığını soranlara, yalnız Viranşehir'i anlatıyorum. Evet. Şanlıurfa'yı anlatmıyorum. Viranşehir Anadolu Öğretmen Lisesi ne yaptık, çok muazzam bir eser gördüğünüz gibi. Viranşehir'de Elgün iletim hattı, elektrik sorunumuz var. Bir Antalya kadar enerjiyi ilave ettiğimizi söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Ama bildiğiniz gibi sulamanın çok önemli bölümü pompajla olduğu için Şanlıurfa Temmuz Ağustos aylarında bu sıkıntıyı yaşıyor. Ama şimdi yaygın bir şekilde sulama kanallarını 2-3 yıl içerisinde tamamlayacağız ve artık Şanlıurfa'da elektrik sorununu inşallah insanımıza yaşatmayacağız. Viranşehir Meslek Yüksek Okulu'nu hayırsever bir iş adamına söyledik. Geldi, güzel bir meslek yüksek okulumuzu yaptı. Viranşehir üniversitemizi taşımış oldu. Tüm bu saydıklarınız hep 4 yılda olan şeyler. Yani 4 yıl öncesi bunların hiçbir şeysi yok. Bunlar bu dönem, yani 4 evet. yıl öncesinde yapılan çok şeyler vardır mutlaka. Siz ama 4 yıl anlatıyorsunuz. Ben bulunduğum dönem için söylüyorum. Viranşehir yüzme havuzu. Yüzme havuzu gençlerimiz için gerçekleştirdik, yaptık. Hayırlı olsun gençlerimize. Viranşehir'de az önce bahsettiğiniz, bakınız 48 okul yaptık. 670 derslik 48 okul Viranşehir'imizde gerçekleştirdi. Anadolu Lisesi ile birlikte. Viranşehir'de 30 bin tonluk çelik silo yapıldı. Temo ile birlikte bu Viranşehir'e kazandırıldı.
Viranşehir de sonuçta bir tarım bölgesi. Tabii, yani. tabii merkez. Viranşehir ağız diş sağlığı ünitesi gerçekleştirildi. Şu anda 14 tanesi faal bir şekilde hizmet veriyor. Viranşehir'de Eyüp-Debi bağlantısı yolunda sıkıntı vardı. Onu gerçekleştirdik. Ama ilçe özelinde ilk defa bu bilgileri veriyorsunuz Sayın yani Bakan. Daha önce hiç açıklamamışsınız. Tabii, genelde bazı her evet. ilçeden birer proje alıyor idik ama ilk defa gördüm ki vatandaşlar gerçekten çok unutuyoruz. Hepimiz unutuyoruz. Bizim de yenilenmemiz açısından. Ben bunu ilk defa görüyorum şahsen. Yani bu kadar ayrıntıya girdiniz. Viranşehir hükümet konağı. Bakınız. Viranşehir hükümet konağı şu anda ince işlerin son aşamasında. Kısa zaman içerisinde yeni hükümet konağına taşınmış olacağız. Eski hükümet konağını restore ettik. Bu tamamlandı. Bitti. Hizmete sunuldu. Viranşehir'de Pesör göleti çalışmaları orada tamamlandı. Viranşehir'de TOKİ hizmetleri birinci etap 616, ikinci etap ise 472 konut. Evet. Toplam 1100 konut bakınız. İlk etabı bunlar. İkinci etabın da kabası bitti. 1100 konut TOKİ tarafından dar gelirli, imkan olmayan vatandaşlarımızın kolay konut sahip olmaları adına Viranşehir'e bu kadar konutları. Yani 6-7 bin kişi rahat oturacağı tabii, bir şey yani. Bu bir yeni bir kent gibi, evet. uydu kent gibi. Yani Viranşehir zaten yeni bir Viranşehir yaptık desem yanlış değil. Viranşehir sosyal güvenlik merkezini yaptık. Vatandaşlar, bütün vatandaşların sosyal güvenlik kurumuyla ilgileri var. Onları Urfa'ya yorulmasınlar, zahmet çekmesinler diye bütün işlemlerini görecekleri binayı çok kısa sürede bitirdik ve hizmete sunduk. Viranşehir'de gençlik merkezini yaptık. Gençler son derece önemli. Onlar için bir gençlik merkezi yapıldı. Viranşehir'de DSİ 152. şube yaptık ve hizmete sunduk. Kent için önemli. Şehir için son derece önemli. Yani bir misafiriniz de olsa, gelse, oradaki salonlarıyla, oradaki konaklamayla devletin sıcak elini görme imkanı var. Ayrıca bölgedeki DSİ hizmetlerin sunumu açısından ciddi bir merkez oluşturdu. Viranşehir Eyüp-Debi çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Yemyeşil bir sosyal donatı alanı gerçekleştirdik. Ve Viranşehir küçük sanayi sitesinin arsa tahsisi ve sanayicilerimizin iş adamlarımızın burada bir an önce yerleşmeleri ki 400'ün üzerinde iş yeri yani vilayetlerde olmayan bir sanayi sitesinin inşası konusunda önemli bir adım oldu. Kısa zaman içerisinde inşallah bitecek. Bütün iş adamlarımızı, oradaki sanayicilerimizi kutluyorum. Ve Viranşehir'de Adalet Sarayı'nı yaptık. Yeniden yaptık bunu. Yeni bir Adalet Sarayı'na Viranşehir kavuşmuş oldu. Yani o zaman siz Viranşehir'e gittiğinizde çok böyle rahat gidiyorsunuz. Yani şimdi bu biz, yapılan çalışmalara. Ömer Bey, yalnız Viranşehir değil. Evet. Biz Şanlıurfa'ya geldiğimizde de rahat geliyoruz. Evet. 4 yıl yani dedik ya, size biz şu kitapçığı gösterdik. Evet. Şu kitapçı dedik, 400 proje dedik. Nerede efendim diyorlar. Buyur burada. 400 projenin karşılığı burada. 4 altın yıl diyoruz yani. Bunun içinde ne var? Burada vaat etmişiz. Demişiz ki bunları yapacağız demişiz. Bunları yapmışız. Ne var içinde derseniz işte yalnız Viranşehir'i anlattım. O diğer iki ilçeye geçmeden Sayın Bakanım, bu 1 Kasım'dan sonra yani şimdi her türlü de AK Parti ya tek başına iktidar ya koalisyon yani iktidar. İnşallah siz de tekrar bakan olursunuz. Yani Urfa bu anlamda zaten herkesin beklentisi bu yönde. 4 yılda ne, hiç ben sizin bu yönde açıklamanızı tanık olmadım Sayın Bakanım. Ne yapacaksınız? Yani böyle 3-4 tane somut bugün bize bir şey verebilecek misiniz? Şimdi bunu biz ağırlıklı son 10 günde
Evet. Hiç, çünkü bugüne kadar hiç ben duymadım ne yani, yapılacağını. Mesela bir tanesi söyleyeyim. Yani biraz sürpriz yapalım. Yani. Tabii ben önümüzdeki dönem Şanlıurfa'nın marka şehir olması konusunda büyük çaba harcayacağım. Şimdi çiftçimiz var mı? Evet. Mesela çiftçilerimize ne yapıyoruz şimdi? Gübreden KDV almayacağız. %18 bütün çiftçilerimize söylüyorum. %18 gübreden KDV alınmayacak. Evet. Yemden KDV. Zaten bu beğenmeye de gidiyor. Partinin, evet. Şimdi çiftçimiz üretiyor mu? Üretiyor. Nar var mı? Var tabii. Nar suyumuz var mı? Yok. Nar suyumuz var. Nar var. O çiftçi o size gelmişlerdi. Bunlarımız var ne yapalım falan. Tabii. Öyle bir haber izlemiştim. Şimdi bizim dünyaya Türkiye'ye hitap edecek dev bir gıda organize sanayine ihtiyacımız var. Ana projemiz marka Şanlıurfa olacak. Yani fıstığın mesela Urfa fıstığını yani, gibi. Tabii. Şimdi Antep fıstığı deniliyor. Kabuklusu, kabuksuzu her çeşidi ambalajlanacak, ayıklanacak ve hazır paketlerle Şanlıurfa fıstığı olarak satılacak. Şanlıurfa fıstığı olarak raflarda yer alacak. Nerede? Yurt dışında. Nerede? Türkiye'de. Adana'dan Sinop'a kadar. Peki, neden Antep fıstığıdır? Üretim biliyorsunuz efendim Urfa'nın daha fazla olması rağmen üretim Antep'e fıstık gidiyor. Orada paketlendiği yani, için adı oluyor Antep fıstığı. Şimdi biz iller yarışıyoruz. Tabii oradaki dostlarımız yanlış anlamıyorlar beni. Şanlıurfa önemli bir şehir. Şanlıurfa kimseden geri kalmayı hak etmiyor. Orada 7. sırada Abdülkadir İhsan çok iyi çalışıyor. Evet, şimdi kimse geri kalmayı istemez. Şanlıurfa geçecek. Yani kimse kusura bakmasın. Şanlıurfa'ya biz bu dönem yeni bir hamleyle inşallah daha Konya'yla, Kayseri'yle yarışan bir il olarak yani gelişen bir il olarak bakıyoruz ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz. En ufak bir şeyimiz yok. Bunun yolu nedir? Bunun yolu yatırım. Bunun yolu turizm. Bunun yolu hareketlilik. Bunun yolu altyapı. Biz bir dönemi altyapıyla geçirdik. Birçok bahsettiğiniz yollar, okullar, bahsettiğiniz bu konuların tamamı altyapı. Şimdi üst yapı dediğimiz marka şehir. Bütün marka değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağız. Ve artık Şanlıurfa markasıyla. Sade Yağ buradan gidiyor. Evet. Ama Şanlıurfa markası yok denecek kadar az. Yok. Onun için gıda OSB 2016 yılında bakınız tarihini veriyorum. 2016 yılında realize edeceğimiz bir alan olacak. Altyapısı halledilmiş, her şeyi tamamlanmış, etrafı çevrilmiş, içeride arsa tahsisi yapılmış, fabrikaların, iş yerlerinin yükseldiği dev bir merkez olacak. Binlerce gencimizin çalışacağı, çiftçimizin ürününün değerlendiği, üreticimizin ürününün değerlendiği, katma değere dönüşen bir gıda organize sanayi bölgesi ve marka şehir Şanlıurfa diyeceğiz. Evet. Siz şimdi okursunuz. Kestane, Bursa kestanesi dersiniz. Evet, evet. Kestane şekeri. Evet. Aslında Bursa'nın daha etekleri bir kestaneymiş. Evet. Ama şimdi yok. Şimdi Aydın'dan filan geliyor. Pişmaniye Kozeyi'yle okuruz. Siz ne getirirseniz getirin. Evet. Kestane şekeri Bursa'nındır. Evet. Öyle değil mi efendim? Evet. Şimdi burada biz bu şeyleri yaşıyoruz Şanlıurfa'da. Fıstık bizim. Evet. Çoğunluğu, büyük ekseriyeti bizim. Evet. O halde o marka değerleri içerisinde Şanlıurfa markasının yer alması gerekiyor. Bizim Karacadağ pirincimiz. Buradan Karacadağ'daki üreticilere sesleniyorum. O pirinç nerede var ya? Bizim buğdayımız. Bizim buğdayımızın una dönüşmesini neden sağlamıyoruz? Neden bizim gıda organize sanayisinde 4-5 tane un fabrikamız olmasın? Şanlıurfa unu diye demeyelim. Kaliteli Şanlıurfa unu. Başka bir iki tane daha alabilir miyim? Bu şimdi tabii ben çok şey var. Evet. Yani çok fazla teferruatlı yapmayacağız. Evet. Çünkü büyükşehir yasası gereği belediyelerin uhdesinde olan hususlar var. Ankara destekli yapılacak olan konular var. Onun için başlık en öne çıkaracağımız yer gıda organize sanayi bölgesidir. Onun altında arkadaşlarımızla şu anda çalışıyoruz. 20-25 civarında hedefi mesela olan. Mesela Tugay'ın çıkarılması onun için zaten var mı? O daha önce ki şeyler ama var. Kesin 4 yılda bitecek deme şansımız var mı? Var tabii yani biz
onun devriyle ilgili girişimde bulunduk biliyorsunuz. Evet, evet. Kara Kuvvetleri Komutanı, şimdi Genelkurmay Başkanımız, eski Milli Savunma Bakanımız, şimdi Meclis Başkanımız olan İsmet Yılmaz Bey buraya geldiler. Bu görüşmeleri yaptılar. Şimdi biz 1 Kasım'dan sonra döner dönmez ana konular Sanayi Bakanlığımızla ve Tarım Bakanlığımızla. Benim anladığım kadarıyla bir 10 gün sonra, yani seçim 10 gün kala ya da 1 Kasım'a, 4 yılda yapacaklarınızı ana başlıklarda bir açıklayacaksınız. Yine bir kitapçık, evet, halinde, evet, vatandaşlarımıza vereceğiz. Evet. Yani mesela bir tanesi sulama kanallarıydı. Evet. Şimdi onun için diyorum Ömer Bey, Allah aşkına sulama kanallarını kim yapacak ya? Soruyorum yani. Şu Şanlıurfa'yı marka şehir kim getirecek? Kim getirecek? Nasıl yapacaklar? Bu iş, bakınız, böyle bir oy verme işi falan değil. Buradan açıkça sesleniyorum. İş istiyorsan bunun adresi bir Kasım'da belli. Evet. Şimdi, yani sanayileşmek istiyorsan bunun adresi belli. Yani hangi konuyu ele alsan alın, bütün konularla ilgili çözüm noktaları bizde var. Ve birçok konuyu çözdüğümüz gibi, işte gördüğünüz gibi, evet, bunları da yapacak dirayete, bilgiye, kabiliyete, imkanlara sahibiz Allah aşkına. Şimdi Viranşehir'i bitirdik. Hilvan ve Ceylan Pınar var. Çok güzel. Viranşehir bitmedi, bir şey söyleyeyim. Evet, onu söyleyeyim, bir reklam girip sonra tamam, gideceğimize. Viranşehir'i şöyle bitirelim. 400 kilometre asfalt yaptık Viranşehir'de. Evet. Viranşehir'de köylerinde merkez 400 kilometre, 800 kilometre stabilize yol yaptık. En önemlisi de 600 bin ağaç diktik. 600 bin Viranşehir'de ağaç diktik. 100 artezyen kuyusu açtık. Bunların bazıları bağlanmadı, onları bağlayacağız. Onu da bu vesileyle söylemiş olayım. Bir de göçerler, Ceylan Pınar ve Viranşehir ortak şeyi, onların tapu işini hallettik. Bir reklam girelim. Evet. O kısa kesmeyelim, o göçerleri tam açıklayalım. Değerli izleyenler, 4 televizyonun ortak canlı yayını Sayın Faruk Çelik'le devam ediyor. Bu defa daha kısa bir reklam arası. Az sonra sizlerle birlikte olacağız efendim.